Alo, iyi günler efendim. Ya, biraz heyecanlıyım, kusuruma bakmayın. İstanbul'dan arıyorum. Estağfurullah, buyurun. Hocam, 2 haftadır size ulaşmaya çalışıyorum. Ve sürçün lütfen ederseniz şimdiden akoluna. Benim sorum bu ezan vakitleriyle alakalı. 2 hafta önce sizi dinlemeye başladım. Çok şükür. Çok önemli, çok mühim bir konu hakkında hani kitaplardan ve doğru olan kesimden bilgilerini paylaşmışsınız. 1982'de yapılan değişiklik vesaire. Hocam, birinci sorum, dini makamlara ya da üst mevkilere bu konuyla alakalı şikayet, arz bildirildi mi? Ya da bir halk olarak, bir Müslüman, hani dinini öğrenmek isteyen bir vatandaş olarak bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? İlk sorum bu. İkinci sorum hocam, şöyle bir şey oluyor. Diyanetin takvimiyle benim Türkiye takvimini karşılaştırdığımda atıyorum 12'ye biri 12 geçe ezan okumaya başlıyorsa Türkiye takviminde hani kerat o vakit giriyor ya hani asır vakit. Orada ezan bitiyor. Yani ben o vakte göre namaz kılıyorum. Yani hani bu oluyor değil mi? Bir de yatsıyla, yatsı ezanıyla Türkiye takvimindeki yatsı ezanı arasında büyük fark var. Hani burada nasıl yapabiliriz mesela? Eşim camiye gidiyor. Hani bununla alakalı sünneti onlar çünkü bizim Türkiye takvimine baktığımızdaki süreye kadar hani neredeyse namaz bitiyor. Neredeyse son sünnetine kadar kılınıyor. Bunu merak etmiştim. Bir de teşekkür etmek istiyorum. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Instagram üzerinden Ahmet Şanol abi vasıtasıyla sizi, programınızı kaynak olarak kullandığımız kitapları, bunları öğrendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah sizden de razı olsun. Allah ondan da razı olsun. Amin. Bugün niye bağlandım? Ben bilgisizliğime, cehaletime sığınarak 2 gün öncesi babama bu konu hakkında bilgi verdim. Çok ıssızlık ettim hocam. Ispatlayamadım ne demek istediğimi. O da dedi ki koskoca dini kurum. Hani onlar niye bir şey yapmıyor? Ve sen bunu ispatlayamıyorsun. O yüzden isim vererek katıldım, isim vererek hani konuştum. Sizden bilgi talep ediyorum. Allah razı olsun. Amin. Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Dinleyicimiz dedi ki ben dedi sizi yeni dinlemeye başladım. Birisi vesile oldu da onun sayesinde dedi. Bu namaz vakitleriyle alakalı Türkiye takvimi, diğer takvimi. Ta 1982'de değişti bu. Hani dinleyicimiz diyor ki bu bildirildi mi? Ha, defalarca görüşme oldu. Türkiye gazetesine ondan sonra TGRT Haber'de, TGRT EU'da, TGRT Belgesel'de, TGRT FM'de. Türkiye takviminde zaten yazılıyor. Bunlar defalarca yazıldı. Her sene yazılıyor. 1982'de beri yazılıyor, anlatılıyor, söyleniyor, teklif götürülüyor. Ha, devlette bir şey var. Birisi bir iş yapar, ondan sonraki onu oradan kaldıramaz. Bir deli bir kuyuya taş atar. Dolayısıyla akıllı çıkaramaz. Hani, Diyanette bunun yanlış olduğunu bilenler var ama ağızlarını açamıyor. Piyasadaki takvimlerde zaten din gayreti falan yok. Ha, Diyanet böyle namazı önce kılmış sonra kılmış hiç önemli değil. Çünkü bir Ramazan-ı Şerif'te bir yerde 5 dakika önce okumuş. Ona mikrofon tutuyorlar. Ya 5 dakika önce ya yarın da 5 dakika sonra okuyoruz olur biter diyor. Din adamının bu anlayışı böyle, din anlayışı böyle. Din gayret diye bir şey yok. Bunun orucu gitmiş, ondan sonra böyle, öyle bir durum yok. Ertesi güne 5 dakika ilave edecekmiş, oradan telafi edecekmiş. Tam sopalık adamlar ya. O zaman aynı şekilde diyor ki, abi böyle oluyorsa der, ben de işte bir gün böyle canım istediği zaman falan namazı arkadan biraz ilave ediveririm. O da olur bir tek. Yok, öğle namazı vaktim yoktu da 4 kıldım. Ondan sonra işte akşam da o şeyi ilave ettim. Ha 8 kıldım. 8 yani. dolayısıyla bunlar hep gitti. Peki vatandaş olarak biz de aynı şekilde. Ha onlar kendilerinin haklı olduğunu söylüyorlar. Vatandaşla ikna etmeye çalışıyorlar falan ama peki ne yapacağız? O zaman onun vakitlerine itibar etmeyeceğiz. Ezan bitince dedi biz kılsak. Öğle ve ikindi kurtarır da ama yatsı kurtarmaz. Hele bazı mevsimlerde işte ezan okunuyor, yatsının ilk sünnetini kılıyorlar. Ondan sonra durdukları halde bile yine vakit girmiyor. Hatta bir dinleyicimiz yayına girdiydi. Ben dedi bakıyorum saate dedi. Girmiyor vakit dedi. Onlar duruyor. Bir rekat kıldıktan sonra vakit girince ben imamı uyabilir miyim? Adam vakit girmeden başladı. Onun namazı olmaz. Seninki de olmaz o zaman.